Hareket Partisi'nin 13. olan genel kuruluna katılımlarınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkürler ediyor. Bu kongrenin hem ilçemizden, ilimize, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederekten katılımlarınızdan dolayı hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle selamlamak istiyorum. Merhabalar efendim. İlerleyen süre içerisinde siyasi konuşmalar yapılacaktır ama ben divanın teşkilinden sonra birazcık kendimizi Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürüyle alakalı bir güncelleme istişaresi ve dert tartısında bulunmak istiyorum. Bilindiği gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'in kurulumundan ve kazanımlarından bugüne gelinceye kadar özellikle son 12 yıllık süreci içerisinde çok ciddi bir milli dejenerasyon ve aşındırılma süreciyle karşı karşıya olan ve önümüzdeki Haziran ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerin Türkiye'nin geleceğiyle alakalı çok ciddi ve hassasiyetlerinin en derin ve en şuurlu olması gerektiği sürece doğru adım adım gidilmektedir. Bu yüzden Türkiye'nin şu an itibariyle Türkiye genelinde ve Türk dünyası ve İslam şuuruyla şuurlanan bütün milletlere Türk insanlığı verecek olduğu mesaj, Türkiye'deki birliktelik ve beraberlik meşalesinin onlara yansıyışı herkes tarafından ciddi şekilde takip edilmektedir. Onun içindir ki Türkiye'deki birlik, beraberliğin şimdiye kadar olankinden çok daha fazla ihtiyaca hasıl olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tarih bu dönemi de tarihin sayfalarına maalesef diye geçecek ve not edecektir. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücüler olarak, bu ülkeyi sevenler olarak bu sürecin hassasiyetine ciddi anlamda dikkat çekmemizi ve herkes kendini sorumluluk duygusu içerisinde hissetmesini ve bu hissiyatının da Türkiye'nin Haziran ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerindeki yansısını görmesi lazım. Hakikaten ülkede yolsuzluğun, ötekileştirmenin farklı boyutlarda alışılagelmiş olan yönetim sistemlerinin dışında ötekileştirmelerin de yoğun bir şekilde yaşandığı süreç içerisinde birçok olaylara günübirlik olarak şahitiz. İstiyoruz ki bundan sonra ülkemizin bölünmeye, parçalanmaya, çözüm süreci içerisinde sürüklenip milli hassasiyetlerinin ve değerlerinin aşındırılmasına müsaade edilmeyen ve Haziran genel seçimlerinde bu duruşu, bu gidişata dur diyebilecek şuurlu duyarlı bir araya getirmemiz lazım. Benim acizane bir kardeşimiz olarak sizlere en büyük öğütüm ve sizlerle paylaşmam gereken hadise de mutlak surette ne pahasına olursa olsun birbirimize sarılmak, birbirimize kucaklaşmak, küskünlüklerin, dargınlıkların ve birbirimizde olan nefsi bakış açılarından çıkıp gerçek anlamda vatan millet şuuruyla şuurlanıp önümüzdeki süreçteki ülkemizin bu gidişatında biz de varız diyebilecek duruşu gösterebilmektir. Çünkü bakınız Atatürk'ün gençlik hitabesini ele aldığımız zaman Atatürk'ün gençlik hitabesinin son paragrafına kadar olan hadiseler Türkiye'de değişik periyotlar halinde sürekli yaşanmaktadır. Son paragrafta ne diyor? Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Damarlarında asıl kanı ve kan olduğuna inandığımız bu camianın bu duruşunu bir kez daha sergilemesi gerektiğini, herkesin kendisini çek etmesi gerektiğini ve haksızlık karşısında susan dil şeytandır ve cüz sözünden hareketle herkes kendi içerisindeki türtülerini ve kendi içerisindeki uyuyan hislerini uyandırmasını ve geleceğin ciddi anlamda çok önemli bir süreç olduğunu, bu süreci ben adeta Çanakkale Savaşları'nda biliyorsunuz müttefik donanmalar Boğaz'ı geçerken Seyyid'in başı çıkıyor ve Seyyid'in başı biliyorsunuz oradaki topçu bataryalarının yanında cephaneden cephane taşıyan hamaliye görevi yapan birisiydi. Oradaki arkadaşlar şehit olunca ve o top mermisinin de batarya topun üzerine getirilene kadar bir vinci vardı. O vinçle düşman donanmalarının ateş ettiği top mermilerinden yara almış, vinç bozulmuş.
yani asansör görevi gören bir ve çelik merdivenlerle beraber çıktı. Ben bizzat gittim gördüm ve sırtlıyor Allah'ın ilahi yüzüyle beraber 270 küsür kiloluk top mermisini oraya koyup onlardan ateş edip de menzili hesap etmek, derecesini hesap etmek, isabet ettirmek ciddi anlamda uzmanlık isteyen bir iştir. Ama Allah bu fırsatı verdi. Bu milleti düşman ayakları ardında ezdirmemek için Seyit Han Paşa'ya o mucizevi yetkiyi verdi ve ateşliyor, direkt isabet ettiriyor. İşte o donanma tekrar Çanakkale'den geçiyor. Ona önümüzdeki Haziran seçimlerinde herkesin dur demesi lazım. Herkes kendini Seyit Han Paşa diye hissetmesi lazım. Ben bu hatırlatmayı yapıp hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum ve divan olarak gelmiş olduğumuz gündemin divan sesiminden sonraki maddelerine de devam edilmesini talep ediyorum. Hepinize teşekkürler ediyorum. Dördüncü gündem maddemiz faaliyet raporunun okunması. Faaliyet raporunun okunması. Seçimde heyecanlanıyorum. Heyecanım bu güzel insanlarla Allah'ın bize nasip edecek inşallah bir gün bu ülkeyi Hakkari'sinden Iğdır'ına her tarafını biz yöneteceğiz. Ve bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin asıl felsefesi olan Türk'ün İslam ülküsünü her köşeden, her beldeden, her bucağa yayacağız. Bunun için heyecanlanıyorum. Bunun için ellerim titriyor. Siz değerli insanları böyle karşımızda gördüğünüz zaman heyecanımızı gizleyemiyoruz. Ama tabii faaliyet raporuna arkadaşımız izah etti. Yaklaşık olarak 3 yıldır bu görevi sürdürmekteyim. Arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, hepinizin huzurunda onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü özverili bir şekilde her köy, her kapı, hiç kimseyi atlamadan defalarca seçim çalışmaları için Sayın Divan Başkanımız, o günkü belediye başkanımız, adayımız Metin Gedikli ile Akçaabat'ı tabiri caizse ilmik ilmik dokudu. Fakat başarısız olduk. Yanlış anlamayın. Ben başarısız bir ilçe başkanıyım. Sebebi Akçaabat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını göndere çekemedim. Faaliyet raporunu okuyan arkadaşım, başkan yardımcım bahsetti. 10 bin oyu belki 23 bin yaptık. Fakat bizim başarı anlayışımız küçükle yetinmek değil arkadaşlar. Bizim başarı anlayışımız en tepede olmak, en zirvede olmak. Tabii hatalarımız olmuştur. Tabii bu dönemde yapmamız gereken bazı şeyleri yapamamışızdır. Fakat değerli arzunun şundan emin olun ki iyi niyetimizi, partimizin temel felsefesini, inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Hep en iyisini yapma uğruna, hatalarımız da olmuşsa bunun içindir. Ben çok lafımı uzatmayacağım. Faaliyet raporumuz ortada. Benim konuşacaklarım bunlardan ibaretti. Fakat arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Çok güzel bir faaliyet raporu hazırlamışlar. Tabii bunun üzerinde defalarca konuşmak, yorum yapmak çok doğru. Ama biz istiyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde siz değerli neferleriyle beraber Mersin'den Akçaköy'e, Işıklar'dan Yıldızlı'ya, Acısu'dan Ağaçlı'ya her Milliyetçi Hareket Partisi kardeşimizle birlik bütünlük içinde olalım. Hatalarımızı minimuma indirelim ve bu büyük savaşta, 2015'te vereceğimiz büyük savaşta o parlayacak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıldızını en parlak şekilde Akçaabat'ta gösterelim. Bütün inancımız budur ve bütün hazırlığımız bu yöndedir. Biz Milliyetçi Hareket Partililer şunu unutmaması lazım. Her seçimde konuşulur. Her kongrede defaatle bahsedilir. Fakat arkadaşlar biz seçim demiyorum, bir savaş veriyoruz. Bugün Güneydoğu Anadolu maalesef ki maalesef fiili olarak bu hükümet oralara sahip çıkamamakta. Devletin görevlileri alenen savcısından hakimine, valisine hepsi makamında
alenen tehdit edilmektedir. Görüştüğümüz insanlar var. İnsanlar aileleriyle gecenin bir yarısı kaçak yollarla memleketlerine gönderiyor kamu kurumları. Adaleti dağıtacak olanlar, huzuru sağlayacak olanlar maalesef bu duruma düşürülmüştür. Bundan sonra kalacak olan nedir ki? İşte bundan sonra illa elimize top tüfek alıp sokağa çıkıp savaş, bu değil. 2015'te hepimize görev düşüyor. Bu görevi herkes üzerine düşündüğü şekilde yapması lazım. Yoksa seçimlerden sonra, yani ben savaş diyorum, ondan sonra oynat uğurcuğun mantığıyla alileri, vergileri, işte şurada yanlıştı, burada doğruydu. Bu işin en basit tarafı olur arkadaşlar. En kolay tarafına kaçmış oluruz. Ben inanıyorum. Bu savaşı hep beraber vereceğiz. Yarına inşallah elimize silah almadan kalemimizle, bilgi birikimimizle her kapıyı çalarak, her insana ulaşarak, yapılan yanlışı anlatarak, yapılan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni vizyonunu ortaya koyarak ve mevcut hükümetin durumunu net bir şekilde sergileyerek. Ha şunu da söyleyeyim. Yüce Allah'ım kimseyi hırsızlığı savunacak kadar yalaka, adaletsizliği savunacak kadar da cahil etmesin. Ama yine de dediğim gibi bir savaş üstündeyiz. Kesinlikle bu bir savaş. İyi düşünün. Biz Trabzon'dayız, bize bir şey gelmiyor diye bakıyoruz. Fakat 3 yıl önce, iyi hatırlayın, burada bizden ayrılma Düzköy ilçemizde bomba patladı. İlla bizim evin önüne gelmesine gerek yok arkadaşlar. Bizim evimiz Kuvayi Milliye sınırlarıdır. Hatta ülkücülerin evi Tuğran sınırlarıdır. Bunun bilinmesini istiyorum. Defaatle, tabii bizi göstermeyebilirler, bizi televizyonlara çıkarmayabilirler. Ama her gittiğimiz yerde defaatle Türkmen elindeki ezilen Türkmen kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimizi en azından bir Kobani kadar hatırlatalım arkadaşlar. Bu salonda olan herkese düşüyor bu görev. Bütün vatanı milleti için kalbinin içinde sızı taşıyan herkese düşüyor bu görev. Dediğim gibi arkadaşlar, savaş illa silahla yapılan değildir. Allah hiçbir zaman o günleri Türk milletine yaşatmasın. Ama gerekirse yaparız. Gerekirse silahla da yaparız. Ama öncelikle savaşımız kesinlikle 2015 seçimleridir. Bunun bilinmesini istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız bütün faaliyetlerde, 3 yıllık ilçe başkanlığım döneminde kırdığım, daralttığım, bilerek veya bilmeyerek bütün arkadaşlarımdan özür diliyorum. Haklarını bana helal etsin diyorum. İnşallah bir 3 sene sonra yine sizden helallik istemek duasını Allah'a bizi nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.